Avrupa'da hareketli zamanlar. Avrupa bir seçim haftasına daha girmiş bulunuyor. Pazar günü Fransa'da yapılacak genel seçimler yeni dönemin dinamikleri açısından önem taşırken Birleşik Krallık da 8 Haziran için geri sayıma başladı. Son dönemde sıklaşan terör hadiselerinin acısı ve karmaşası içinde bir seçim telaşı yaşayan İngiltere halkının vereceği karar merakla beklenirken, May'in ve temsil ettiği partinin elde edeceği başarının derecesi Brexit sürecinin sertliğine de yansıyacak. Bu noktada hatırlanacağı üzere May, gündemin ortasına aniden erken seçimi getirip attığında AB'den çıkış sürecinde elinin güçlenmesi gerektiğini sebep göstermişti. Nitekim o vakit söylediğine göre muhalefet hükümetin Brexit müzakerelerine ilişkin çalışmalarını tehlikeye sokmaktaydı. Bu minvalde bir süredir tartışılmakta olan söz konusu seçimin sonuçlarını görüp yorumlamamıza şunun şurasında sayılı gün kalmışken, gelişmelerin çıkış noktası olarak konumlandırılan Brexit görüşmeleri de aslında kapıya geldi dayandı. Nitekim 19 Haziran günü AB ve Birleşik Krallık o beklenen müzakerelere başlayarak uzun ve meşakkatli bir serüvenin ilk adımını atıyor olacak. Bu noktada gel zaman git zaman tartışıp durduğumuz üzere sürecin iki taraf içinde çeşitli implikasyonlara olacağına şüphe yok. AB özelinden baktığımızda bir eksit, kısa vadeli bir kısım etkilerin yanı sıra esasen bölgenin geleceğine dair entegrasyonun gelecekteki gücü ve yapısı bağlamında bir fitil ateşleyecek. Brexit başlıyor. Öte yandan Brexit kararıyla geçen yaz cümle alem şok geçiren Avrupa, Brexit kararını ilk etapta sindirmiş görünüyor. Hatta işi ekonomi tarafına bağlayacak olursam, Avrupa Merkez Bankası ECB'nin de evvelki hafta yaptığı açıklamalarda bu mealde beyanet verdiğini hatırlatmak isterim. Zira bu doğrultuda Mayıs tarihli Financial Stability Review dedi ki, Brexit süreci şu anda Avro bölgesinin finansal istikrarına dair ana endişelerden biri değil hatta ECB başkan yardımcısı Constancio da bölgedeki iyileşmeye öyle ciddi zarar verecek bir durum yok derken sanki lafı da gediğine koydu gibi. İngiltere için ehemmiyeti elbette büyük ancak AB açısından nispi boyutuna bakıldığında o derece bir önem taşımıyor. Avrupa iyileşirken Avrupa ekonomisi yavaş da olsa kendine gelmeye çalışırken ECB'den gelen açıklamalar da elbette dikkatle izlenmeye devam ediliyor. Hatta gözler şimdiden Birleşik Krallık'ın seçime gideceği 8 Haziran günü gerçekleştirilecek olan ECB toplantısının çıktılarına dikilmiş durumda. Nitekim şimdi revaçtaki soru şu. Riskler yatışırken ve bölge ekonomisi ufak ufak toparlanırken acaba karşılığında para politikasında normalleşmeye gidilir mi? Bir diğer ifadeyle şimdi merak edilen faizin ve parasal genişlemenin nereye evrileceği. İşte bu sorunun cevabına dair ipuçları hararetle aranırken, ilgili kritik göstergelerden olan enflasyondaysa halen keyifsiz bir gidişat olduğunu söylemek mümkün. Zira Nisan ayında enerji destekli de olsa %1,9'a yükselen tüketici enflasyonu Mayıs ayında %1,4'e gerileyince moraller yine bozuldu. Hadi onu geçtik diyelim, Para politikacılarının daha bir itibar ettiği çekirdekte Mayıs'ta Nisan'daki %1,2'lik oranından %0,9'a geriledi. Oysa biliyoruz ki enflasyonda hedefe bir yakınsama görülmediği müddetçe bölge para politikası gevşekliğine devam edecek. Hatta bu noktada ECB Başkanı Draghi'nin geçtiğimiz hafta Avrupa Parlamentosu'nda yaptığı konuşmadan da hemen bir ifade çekecek olursak Avro bölgesinin bu doğrultuda fevkalade bir para politikası desteğine halen ihtiyaç duyduğunun tescil edildiğini söyleyebiliriz. Elbette bu ifadenin sözlü yönlendirmede dahil çeşitli araçları içerdiğini hatırlatayım. Bununla birlikte ECB'nin bu perşembe son veriler ve analizler çerçevesinde yapacağı değerlendirme de elbette önemli olacak. Bu arada Draghi'nin Parlamento'daki o hitabına daha temel bir meseleyle nokta koyduğunu ekleyeyim. Avrupa'da ekonomik ve parasal birliğin muvaffak olabilmesi için bölgedeki kurumsal çerçevenin güncellenmesi gerektiğini vurgulayan başkan, bu bağlamda EMU'nun derinleştirilmesi üzerine yayınlanacak görüş raporuyla bunun üzerine açılacak tartışmayı dört gözle beklediğini belirtti. İşte bu konuşmadan iki gün sonra da Avrupa Komisyonu o beklenen raporu yayınladı. Detaylarına başka bir yazıda değineceğim söz konusu görüş raporu, Avrupa'nın geleceğine dair başlayan tartışmanın sadece bir ayağını oluşturuyor. Diyeceğim o ki, sosyal boyuttan savunmaya uzanan farklı alanları da benzer yayınlarla irdelemeyi sürdürecek olan AB, geçireceği dönüşüm üzerinde kafa yormayı ciddi ciddi ilerletiyor.